Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve tefvidan ve marifeten ve muhabbeten ve işkan ve iştiyakan ila likaik ve iffeten ve ismeten ve hikmeten ve fetaneten ve ihlasan ve vefaen ve sadakaten ve hafizeten ve muhakeme ve zâkireten ve sıhhaten ve afiyeten ve daimeten ve kamileten ya zel celali vel ikram. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz abiler, Ali İmran suresinin 195 ve 200. ayetlerini böyle kısa bir mealinin üzerinde durmayı düşünüyorum inşallah. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيءُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى. Rableri onlara cevap verdi. Buraya kadarki kısmında kulların Rabbine olan duaları, yakarışları vardı. Burada da 195. ayetten itibaren Cenab-ı Hak kullarına karşı cevap verdiğini belirtiyor. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيُوا عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى. Erkek olsun, kadın olsun, hiçbirinizin amellerinizi ben zayi etmem buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada dikkatimizi çeken bir husus, Ümmü Seleme validemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün diyor ki, ya Resulallah diyor, Kur'an'da olsun, sizin mübarek sözlerinizde olsun, çoğu zaman amelleri fiil olarak kastederken, müzekker sıgasıyla erkekler olarak şablıyor. Bakın dikkat ederseniz ya'melûne salihat. Onlar salih amel işlerler. Ya'melûne misal. Daha başka husus ayetlerin hemen hemen çoğunlukla %80, %90 itibariyle Kur'an'da erkek sıgası geçiyor. Çok yerlerde erkek sıgası geçiyor. Kadınlar da hicret ediyor, kadınlar da ibadet ediyor, kadınlar da cihad ediyor, bir takım hizmetlerde bulunuyorlar. Onlar da aynen erkeklerin kazandıklarından kadınlara da yok mudur deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme validemize, evet vardır dediği gibi bu ayetin de buna binaen nazil olduğu rivayet ediliyor. Sizin Rabbiniz ister erkek olsun, ister kadın olsun. Ne yaparsa yapsın, onların amellerinin hiçbirini zayi etmeyeceğini, her hususta tabiri caizse, bugünkü manasıyla eşitlik manasını anlamak yanlış. Aslında Cenab-ı Hak bir elmanın yarısı şeklinde konuşmak yanlış. Allah kadında ayrı bir üstünlük bazı hususlarda, erkeklerde bazı hususlarda üstünlük. Bazen kadınlarda olan hususiyetler erkeklerde yok. Bazı erkeklerde olan hususiyet kadınlarda yok. Tabiri caizse Allah onları birbirleriyle bütünleştirmiş. Birbirlerinin libası haline getirmiş. Onun için böyle kuru bir mantıkla yok efendim eşitliktir, şudur, budur şeklinde düşünmek yanlış bir şey. Hiçbir zaman bırakın kadın erkek, erkekler arasında bile aynı bizim anladığımız manada eşitlik olmaz. Ama herkes birbirinin eksikliklerini tamamlar. Allah kimisinde başka bir kabiliyet verir, diğerinde başka bir kabiliyet verir. Böylelikle. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا Onlar ki hicret ediyorlar. وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ Diyarlarından doğup büyüdükleri yerlerden, memleketlerden çıkarılıyor. Ve üzü fi sebili benim yolumda eziyete, işkenceye maruz kalıyorlar.
ve gâtelû ve gutilû, savaşıyorlar ve öldürülüyorlar, hatta bu uğurda, orada. Le ükeffirenne anhum seyyiâtihim, işte bütün bu durumda bulunan kimselerin Allah ne yapacak? Le ükeffirenne anhum, onların amellerini, seyyiatlarını elbette ve elbette kefaret olacak. Geçmişteki günahlarını Allah silecek ve onların o günahlarına hasenatla tebdil edecek inşallah. Ve le udhilennehum, onları koyacak cennetin tecri min tahtihel enhar, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacak inşallah. Sevaben min indillah, vallahu indehu husnus sevab, Allah katında en büyük bir mükafat olarak Allah, erkek olsun, kadın olsun, hicret etmiş, yurtlarından çıkarılmış, eziyete maruz kalmış, çileye maruz kalmış, bu uğurda ölmüş, öldürülmüş, her türlü meşakkate maruz kalmış kimselerin Allah elbette geçmiş günahlarına kefaret yapacak ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyacak. İşte bu var ya, esas Allah katındaki en büyük mükafattır. Her bir abimiz başından roman gibi, hikaye gibi şeyler geçmiştir şu süreçte. Başından geçenleri anlatmaya kalsa her birisi bir film konusu olur. İşte bütün bunlar insanlara tek bir teselli var. Ben kendim şahsen öyle diyorum. Allah'ım, yeter ki ahirette kaybedenlerden olmayalım. Yeter ki ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olalım. Ya Rabbi, yeter ki senin cemaline mazhar olalım. Ve rıdvanun minallahi ekber, en büyük gaye olarak senin rızanı kazanalım. Gerisi hepsi boş. Ancak en büyük teselli bu. Tarihteki bütün peygamberlerin, bütün salih kulların başına gelenleri düşünüyorsunuz. Bütün bunlar onlara tek bir teselli, imanda, ahirete imanda ve Efendimiz'e kavuşmakta, Allah'a kavuşmakta olan bereket inşallah. La yagurranneke tekallubu lezine keferu fil bilad, seni la yagurranneke, seni üzmesin, gururlanmasın. Burada Efendimiz'e hitaben, tabi hiçbir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı bir gururlanma, üzülme manasını anlamamak lazım. Aldatmasın, seni üzmesin, yani acayibine gitmesin gibi manalar. La yagurranneke tekallubullezine keferu fil bilad, o inanmayan insanların, kafirlerin belde belde gitmeleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biliyorsunuz Kureyş Suriye'ye gidiyor, Yemen'e gidiyor, ticaret kervanlarıyla gidiyorlar, geliyorlar ve her türlü imkanlara sahipler. O imkanlara sahip insanlar ticaretin neticesinde büyük imkanlarla, büyük maddi kazançlarla dönüyorlar. Bununla gururlanıyorlar, üstünlük taslıyorlar, kibirleniyorlar falan. Efendimiz'e Cenab-ı Hak diyor ki, sakın sen onların o durumuna bakıp da içinden bunları geçirme. Meta'un kalilun, bu az bir metadır. Küçük bir dünyadaki menfaatlenmeden başka bir şey değildir. Sümme me'vehum cehennem, sonunda onlar bu dünyada gezip tozabilir, özel uçakları olabilir, her türlü maddi imkanları olabilir, dünyadaki bütün nimetlerden son derece mükemmel bir şekilde istifade edebilir. Hatta bunu helalından değil, başkalarının mallarına konmak suretiyle de yapabilirler. Hiç önemli değil. Bu ancak isterse dünyada 1000 sene yaşasa bile bir insan. Nedir?
ebedi hayata göre sıfırdır. Meta'un kalilun sümme me'vâhum cehennem. Bu ancak neticesinde gidip dayanacakları yer cehennemdir. Ve bi'sel mihâd. O ne kötü bir yataktır. Ne kötü varılacak bir yerdir. Evet. Lakinillezîne tekav rabbehum. Fakat müttekiler var ya, Rablerinden ittika eden, Rabbinin yasaklarından kaçınan kimseler var ya, lehum cennetün, onlar için cennetler vardır. Şimdi burada ister istemez takva ve ameli salih meselesi aklıma geldi. Üstadımızın çok yerlerde üzerinde durmuş olduğu, hususiyle Kastamonu lahikasında bu mektup gayet ehemmiyetlidir dediği o takva ve ameli salih esasları ile ilgili kısmı kısa da olsa okuyup geçmeyi düşünüyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan, takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Şimdi geçenlerde Mesnevi Nuri'yi okurken de dikkatimi çekti. Orada da İ'lem eyyuhel azizler var. Mesnevi Nuri'ye Zeylül Hubab sayfa 150'de imana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amali salihadır. Salih amellerdir. Salih amel ise maddi ve manevi hukuki ibada tecavüz etmemekle hukukullah'ı da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Şu tarif ne kadar mükemmel. Siz salih amel yaparken başkasının hukukuna tecavüz ediyorsanız hiçbir kıymeti yok. O kul hakkını helal etmediği müddetçe cennete girmesi mümkün değil. Demek ki salih amelin salih amel olabilmesi için maddi ve manevi hukuki ibadet tecavüz etmemekle hukukullahı da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Ecnebilerden alınan maddi bilgiler sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır. Sefahate dair ise muzırdır. Mesnevi Nuriye sayfa 150. Zeylül Hubab. En son İ'lem eyyuhel aziz kısmı. İşte Üstad orada belirtti ki burada da takva demek ki Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Takva menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer, her zaman şerleri def etmek, celbi nef'a raci olmakla beraber faydalı şeyleri celbetmek, kazanmaya tercih edilmesiyle beraber bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bilhassa insan batı toplumuna, ben burada dikkatimi çekti ister istemez. İnsan dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Hele şu andaki bu hastalık münasebetiyle çoğu hayatımız burada evlerde kapalı olarak geçiyor. Ama maalesef dışarıya çıktığı zaman ister istemez o giyiniş kuşanışlar nazarlara çarpıyor. İşte insanın burada esas düğüm noktası, takva burada. O günahlara karşı insan isteyerek, samimi, yürekten gözlerini kapayabiliyorsa, işte takvanın asıl menfi manadaki yerini halletmiş oluyor demektir. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur.
farzları yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlaslı muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Takva içinde de bir amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevaplar. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek içtinab az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyet ile, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Risale-i Nur şakitlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayatı içtimaide 100 günah insana karşı geliyor, elbette takva ile ve niyeti içtina bile yüzer ameli salih işlenmiş hükmündedir. Demek ki günümüzde haramları terk etmekle aslında salih ameller de işlemiş oluyoruz. Yüzlerce, binlerce salih amele tekabül ediyor bir noktada. Hoca Efendim de dikkatimi çekti. Takva ile ilgili. Takva, Allah'ın her iki kitabını da anlayıp onlara muvafık hareket etmek demektir. Biz kainat kitabını anlayamamaktan geri kaldık. Yusule vesile, hedefe varmak için vesileler usuldür. Usulde de üslup çok mühimdir. Cenab-ı Hakk'ın iki çeşit kitabı vardır. Kelam sıfatından gelmiş ve insanların her iki cihandaki saadet prensiplerinin içine alınmış. Birincisi Kur'an-ı Kerim. Bunlara teşri'i emirler diyoruz biliyorsunuz. İkincisi Allah'ın tekvin sıfatının tecellisi olan kainat ve içindeki kanunlardır. Her bir fen ilmi Allah'ın kainat kitabını şerh eder. Kamil mümin her iki kitabı güzel okumalı, anlamalı ve gereğiyle amel etmelidir. O zaman hakiki manada takvaya ulaşmış olur. Kainat kitabını okumama ve anlamamanın cezası, kainat kitabını okumama, Allah'ın tekvin sıfatıyla yarattığı cezası genellikle dünyadadır. Siz fizikin kurallarına uymadınız mı? Ben efendim uçak yapacağım fakat fizik kurallarına, yer çekimi kanununa göre değil, kendi kafama göre yapsam düşer. Dünyada hemen anında cezasını görürsün. Kur'an'ı anlamamanın ve yaşamamanın cezası ise genellikle ahirettedir. Bazen dünyada da olabilir. Demek ki hadiselere bu yönüyle bakmakta fayda var. Evet, bir de şu var. Esas mühim mesele, üstünlük meselesi şunda, bunda değil. Erkek ve kadın üstünlüğü veyahut da falan ırk filan ırk üstünlüğü, cinsiyet farklılığı değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında da buyurduğu gibi, vedacı, لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّنْ عَلَى أَجَمِيِّنْ وَلَا لِعَجَمِيِّنْ عَلَى أَرَبِيِّنْ اِلَّا بِالتَّقْوَى buyurduğu gibi üstünlük ancak takvadadır. Hucurat suresi 13. ayette اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Hucurat suresi 13'te sizin en mükemmeliniz, en üstününüz, Allah katındaki değeri en üstün olanlar ancak takvada üstün olanlar. Haramlardan kim ne kadar kaçabiliyorsa, kim salih amellerde elinden geldiği kadar zirve yapıyorsa, işte onlar takva ehlidir. Evet, biz bakıyoruz tarihte gerçekten Nesibe Hatunlar, Ümmü Ümareler olduğu gibi erkeklerden de aynı şekilde kadınlardan da olmuş. Onlardan da savaşa katılanlar olmuş, onlardan da lojistik destek sağlayanlar olmuş. Günümüzde de aynı şekilde bunun uzun uzadıya anlatmamıza gerek yok.
uzun uzun da anlatmanın hiçbir faydası yok. Ben bizzat içinde bir vesileyle de eşim münasebetiyle bulunduğundan dolayı İstanbul'da kaldığım 23 yıllık zaman içerisinde hedefler verilirdi bayanlara. Diyelim ki gazete hedefi verilir, dergi hedefi verilir, kurban hedefi verilir, şu olur, bu olur. Ben bayanların hiçbir zaman hedeflerinin altına düştüğünü görmedim. En azından ikiye katlarlardı. Cenab-ı Hak onlara ayrı bir azim, gayret, samimiyet vermiş ve böylelikle hem dünyada hem ahirette inşallah birbirimizi Allah desteklemeyi nasip etmiş. İşte burada da onu belirtiyor. لَكِنِ الَّذ۪ينَ تَقَّوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ İşte onlar için cennetler vardır, takva ehli için. تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْاَبْرَارِ Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Allah katında da en hayırlı, güzel makamlar, mevkiler işte onlardır. Ve inne min ehlil kitabi lemen yu'minu billahi ve ma unzile ileykum ve ma unzile ileyhim haşi'ine lillah. Buradan dikkatimizi çeken mümin erkek, mümin kadınlardan atladı Cenab-ı Hak. Ehli kitaba geçti dikkat ederseniz. Bu ayetlerin indiği tarih de Habeş Melik'i Asham'a vefat ettiği zamana tekabül ediyor. Çok enteresan bir husus. Efendimiz hatta malumunuz Asham'a vefat ettiği zaman Habeş Melik'i vefat ettiğinde onun cenaze namazını bizzat sahraya çıkıyor. Orada ümmetine kıldırıyor. Kardeşiniz Asham'a vefat etti diyor. Aradan bir iki hafta sonra haber geliyor. Ve gerçekten tabii bugünkü gibi telefon yok. Haberleşme imkanı yok. Efendimizin dediği ve cenaze namazını kıldığı zamanki anda da Asham'ın vefat ettiği ortaya çıkıyor. E şimdi öyle bir şey ki Amr bin As daha o zaman Müslüman olmamış. Hicret eden ilk 16 kişi, daha sonra biliyorsunuz 90 küsur kişi 2. Habeşistan'a hicret etmişler. Onları geri getirebilmek için arkadan tabiri caizse bugün transporterlar gönderebilirler ama o zaman başka şeyler gönderiyorlar. Amr bin As'ları gönderiyorlar. Amr bin As o zaman daha Müslüman olmuş. Hatta Habeş Melikini Aslama'ya rüşvet teklifinde bulunuyorlar. Malumunuz. Hediyeler götürüyorlar. O da diyor ki şu dağlar kadar hazineler verseniz Cafer bin Ebu Talip malumunuz Meryem suresini okuyor. Meryem suresini okuduktan sonra gözleri yaşarıyor. Ve arkasından duyuluyor ki sizinle son peygambere gelen Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed arasında şu çubuk kadar bile fark yok. Hepsi aynı kaynaktan geliyor diyor. Ve inandığını belirtiyor. Vallahi diyor bana değil hazineler, dağlar kadar hazineler getirseniz, teklif etseniz ben bu iyi insanları teslim etmem diyor. Rüşvete boyun eğmiyor. Fakir ülkelere gidip de yolunuzu yapalım, havaalanınızı yapalım dedikleri gibi onlara da aynı şekilde Amr bin As ticaret zengin teklifte bulunuyorlar. Ve inne min ehlil kitab ehli kitap ki lemen yu'minu billahi onlardan Allah'a inananlar ve ma unzile ileyküm ve sana indirilenden ve ma unzile ileyhim haşi'ine lillah. Evet, kendilerine ve sana indirilene de inandığı zaman la yeşterune bi ayatillahi semenen kalila ve Allah'ın ayetlerini de satmayan az bir ücret karşılığında satmayanlar var ya ulaike lehum ecruhum inde rabbihim onların ecri mükafatı Allah katındadır. İnnallaha seriul hisab Allah hesabı seri olarak görenlerdendir. Çabuk görecektir. Enbiya suresi malumunuz 105. ayette de وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِتُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ben yeryüzünü salih kullarıma varis kılacağım dedikten sonra salih kullarıma varis kılacağım. Üç kitapta üç peygamberin diliyle Allah vaat ediyor. Davut Aleyhisselam'ın diliyle, Musa Aleyhisselam diliyle ve Kur'an'da Enbiya suresinde Efendimizin diliyle.
üç kitapta, üç peygamberin diliyle Cenab-ı Hak vaat ediyor. Ben yeryüzünü varis kullarıma varis kılacağım. İnsanın aklında acaba bu salih kullar kim acaba? Yeryüzünün varisleri olacak. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri en güzel tefsir. İşte biz bakıyoruz ki Ali İmran suresi 114. ayette aslında çok kısa bir şekilde yu'minune billahi, onlar Allah'a yürekten inanırlar, vel yevmil ahir, ahirete de yürekten inanırlar, ve ye'murune bil maruf ve yenhevne anil münker, emri bil maruf neyhanil münker yaparlar, ve yusari'une fil hayrat, ne kadar hayırlı şeyler varsa onda yarışırlar, ve ulaike mine's salihin, işte salihler bunlardır. Özetlemiş halinde. Demek ki salihleri Allah'a ve ahirete yürekten inanacaklar, emri bil maruf nehyanil münker yapacaklar, ne kadar hayırlı güzel şeyler varsa yarışacaklar. İşte bunlar var ya, hayırda yarışan, emri bil maruf nehyanil münker yapan, Allah'a ve ahirete yürekten inanan kimseler salihlerin ta kendisidir. Allah yeryüzünde ve ahirette bunları mükafatlandıracak inşallah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru, ey iman edenler sabredin ve sabırda da yarışın. Ve rabitu, rabıta yapın, murabata. Kısaca bunun üzerinde duracağım. Çünkü 5 dakikalık bir vaktim kaldı, 3 dakikalık. Vettekullâhe leallekum tuflihûn, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Demek ki müminlerin kurtuluşa ermesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi başa gelecek. İnandıklarından dolayı, salih amel işlediklerinden dolayı, takva ehli olduklarından dolayı, İyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalıştıklarından dolayı, hayırda yarıştıklarından dolayı salihlerin başına bir takım hususlar gelecek mi? Gelecek. Gelir mi? Gelir. İşte bu zaman ne? Ey iman eden, o zaman siz ey iman, emenus biru, sabredin. Ve sabiru, ister inanmayan diğer başkalarıyla, isterse müminler arasında sabırda yarışın. Ve rabitu, rabıta yapın. Yani siz buradaki rabıta, gözünü sınırda dikip düşmanın girmesine engel olmaya rabıta den, murabıta dendiği gibi, ribat denildiği gibi, bunların için tabii aynı zamanda maddi ve manevi İslam'a gelebilecek her türlü tehlikeler karşısında müminin uyunu sahire olması, açık gözlü olması, daima uyanık olması, bu da ayrı bir rabıta. Yoksa rabıtayı sadece şekil itibariyle maalesef bazen bazı gruplar rabıta deyince sevdiği zatı, hocasını, şeyhini, herhangi birisinin fotoğrafını kalbinin üstünde taşımak veya da gözünün önüne getirip hayalinde onunla irtibata geçmek, rabıta şeklinde anlamak doğru olmasa gerek kanaatimce. Tabii ben ona sadece A, B, şu cemaat, bu cemaat şeklinde üzerinde durmak yanlış olur. Uygun değil. Aynı şey 15-20 sene kadar önce. Şeytan bazen sağdan geliyor, bazen soldan geliyor. Şimdi 15-20 sene kadar önceydi. Bir yurdumuzda baktım. Arkadaşın masasının üzerinde üstadımızın Isparta halısıyla döşetmiş bir portresi, bir resmi var. Isparta halısı. Bir tarafta da Hoca Efendi'nin portresi. O kardeşimize ben sadece şöyle dedim. Hocam dedim, bu usta bir yerden cevaz almışsın galiba dedim. Bunu birileri birinci şahıs hakkında, birinci reis, cumhurbaşkanı hakkında yaptıkları zaman biz ne yapıyoruz? Doğru değil diyoruz. E peki bizim sevdiğimiz kişiyi böyle yapınca caiz mi oluyor dedim. Acaba Hoca Efendi görseydi, üstadımız görseydi, bu şekilde herkes masasının üstüne, beni sevenler masasının üstüne, kütüphanesine koysun der miydi dedim. Arkadaş sağ olsun, anlayışlı birisi. Ben bu usta yanlış
bir şey de söylemiş olabilirim. Bilmiyorum. Arkadaşlardan konuşacak olan varsa şey yapabilir. O arkadaş insaflı bir insaftı. Haklısın hocam dedi. Biz bazen sevgilerimizde ve nefretlerimizde ölçülü olamıyoruz dedi. Başkası yaptığı zaman Hürriyet gazetesinin diyelim ki devamlı falan şahsın şeyini yazdığı zaman işte ve aynı zamanda onun ismi şey yaptı. Aynı şeyi biz yaparsak sevdiğimiz zatın şeyini her çıkardığımız gazetede, her gün çıkardığımız şeyde, her sayfasında bir şeyler yapmak ona sevginin alamet işareti değil. Yani bazen şeytan sağdan geliyor, bazen soldan geliyor. Bazen üstten geliyor, bazen alttan geliyor. Kısacası Cenab-ı Hak bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Efendimizin son bir hadisiyle aynani la temessuhumen nar. İki göz vardır ki ateş onlara dokunmaz. Aynun beket min haşyetillah. Öyle bir göz Allah korkusundan ağlayan göz. Ve aynun betet tefrusu fi sebilinde. Ve diğer bir göz de Allah yolunda nöbet tutan göz. Birincisi iç fethin, diğeri de dış fethin temsilcisi olan gözleri Allah cümle neslimize nasip etsin inşallah. Rabıtayı da, gerçek rabıtayı da gönülden Allah'a, Resulüne ve Allah Resulü'nün yolunda olan zatlara gönülden bağlı olup ve onların yolunda olmayı nasip eylesin. Asıl murabata, asıl rabıta o olsa gerektir kanaatine. Hakkınızı helal edin.